merak ettiğim ne zaman Anadolu kara oldu? Çünkü gene biliyoruz çok uzun süreler Anadolu deniz altındaydı. Bunun kara son olarak kara olması ne zaman oldu? Nasıl gerçekleşti? Yani bu konuda yaptığımız çalışmaları anlatacağım. Burada bir zaten bu konuda bir yayın da yaptık, ufak bir yayın da yaptık. Bu Turkish Earth Sciences'te çıktı bu sene. Bu yayında Ercan Özcan paleontolojide, Gürsel Sunal termokronolojide yardımcı oldu. Bir de yurt dışından bir İtalyan arkadaş yardımcı oldu. Şimdi share screen yapıp şunu geçeyim. Herhalde gözüküyor tam ekran. Gözüküyor hocam. Tamam. Şimdi Anadolu'nun yükselmesi. Anadolu biliyorsunuz büyük bir plato. Dünyanın önemli platoları arasında kuzeyde, güneyde, batıda denizlerle çevrilmiş. Dediğim gibi bunun ne zaman kara olduğu enteresan bir konu. Bir de yani yer bilimci olmayanlar hep şaşırır. Bu mesela şuraya geçelim. Bu mesela dünyanın en büyük dağı Everest Dağı 8800 küsür metre. Değil mi? Bunun en tepesine çıkanlar burada kireç taşlarını görüyorlar. Bu kireç taşlarının fosiller var. Onlara çok çarpıcı geliyor. Dünyanın en büyük dağında bir zamanlar deniz altındaymış. Halbuki yer bilimciler olarak bu bize olağan bir şey. Fakat yer bilim dışında olan kişiler için bu çok çarpıcı bir bulgu oluyor. Mesela şuna bakarsak bu Everest'in jeolojik kesiti. Şu en üstte kireç taşları var. Bunlar Ordovisyen yaşında kireç taşları. Yani bunlar yaklaşık 450-460 milyon sene önce deniz tabanında çökelen kireç taşları. Bugün 8800 metre yükseklikte bulunuyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü bunlar içerisinde fosiller var. Yani paleontoloji, jeolojinin gerçekten vazgeçilmez bir bilim dalı. Çünkü zaman kriterini veriyor. Zaman olmadığı zaman jeoloji yapmak pek mümkün değil. Ve bilhassa sedimenter kayalarda zamanı ise paleontoloji sağlıyor. Şimdi bu Everest'ten çarpıcı bir örnek. Türkiye'den de çok buna benzer çarpıcı örnekler var. Mesela bu çok kişi belki görmüştür. Antalya'dan güneye doğru inerseniz sahil boyunda burada batıya bakarsınız büyük dağ görürsünüz. Bu Bey Dağları'dır. Bembeyaz kireç taşlarında oluşmuştur. Yani 2000 metreye kadar çıkar. Bu kireç taşları da kratesi yaşında yani üst kratesi yaşında 70 milyon sene önce çökelmiş kireç taşlarından oluşmuştur. Yani 70 milyon sene önce bu kireç taşları denizin tabanındaymış. Şimdi dağ oluşturuyor. Bunun gibi çok örnek var. Fakat sistematik olarak bakarsak acaba ne zaman son olarak Anadolu kara haline gelmiş? Şimdi Anadolu bir örnek, platoya bir örnek. Yaklaşık 1000 metre yükseklikte büyük bir plato. Buna benzer mesela Tibet platosu var, değil mi? Sonra Altiplano var Güney Amerika'da. Bunlar büyük platolar. Bu platonun yükselmesiyle ilgili uluslararası alanda ilgi var. Ne zaman nasıl yükselmiş, iklimi nasıl etkilemiş okyanus sirkülasyonunu. Anadolu da buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Anadolu tek parça olarak mı yükselmiş yoksa parça parça olarak mı yükselmiş? Dediğim gibi bu konuda nasıl yaklaşabiliriz? Yani nasıl Anadolu ne zaman kara olduğunu nasıl anlayabiliriz? Geçmişe gittiğimiz zaman bu paleocoğrafi haritalar bize geçmişte neresi kara, neresi deniz hakkında genel bir fikir veriyor. Bunların çoğunda hatalar var. Mesela bu paleocoğrafi harita geç kresi Campanian dediğimiz 80 milyon sene öncesinin haritası. Burada kıtalara yakın görüyorsunuz. Şurası Afrika görüyorsunuz. Şurası işte Kuzey Atlantik. Değil mi? Şurası İspanya, İskandinavya'yı görüyorsunuz. Burada açık mavi alanlar şelf alanları. Yani bunlar derinliği 100 metre geçmeyen denizel alanlar. Bugünkü Kuzey Deniz gibi mesela. Veya bugünkü evet Kuzey Deniz gibi. Bu koyu maviler ise okyanuslar. Yani bu görüyorsunuz Atlantik ile Hint Okyanusu arasında bir bağlantı var. Bugünkü Doğu Akdeniz üzerinde. Burada Karadeniz'i görüyorsunuz. Anadolu burada bakıyorsunuz çoğu su altında. Hemen hepsi su altında. Deniz altında. Yani bu zaman yani Campanian'de çok büyük alanlar
denizle kaplı durumdaymış. Yani Urallar, İskandinavya deniz üzerine çıkan önemli bölgeler. Bir de bu İspanya'nın iç kısmı. Biraz daha zamanda ileri gidersek mesela bu Eosen, Geç Eosen'de kara alanları daha artmaya başlamış. Burada Anadolu yaklaşık görüyorsunuz. Güneyde ise yine Hint Okyanusu'yla Doğu Akdeniz arasında bir bağlantı var. Değil mi? Fakat bu haritalar bütün dünya ölçeğinde yapıldığı için hassasiyetleri düşük. Bir de hatalar da var. Çünkü kimse bu kadar çok geniş bölgedeki verilere ulaşma, sentez yapma zor bir iş. Şimdi soru bu, Anadolu ne zaman su üstüne çıktı? Buna nasıl bakabiliriz? Bunun cevabının en kolay ve en kestirme yolu biyostratigrafi. Yani bu nedir? Anadolu yüzeyleyen en genç denizel sedimanlar, en geç senozoik dediğimiz yani son 65 milyon senedeki genç sediman yaşlarını tespit edersek, o zaman bu bize bir ipucu verecek. Ne zaman burası kara haline geldi diye. Biz de literatür verisi kullanarak çok geniş bir alanda Anadolu'da yüzeyleyen en genç denizel sedimanların yaşlarını bulmaya çalıştık. Bunları derlediğimiz zaman ilginç bir resim ortaya çıktı. Şu işte bu harita. Bu haritaya tekrar tekrar geleceğim. Burada renkleri söyleyeyim. Renkler önce şu sarı renkler neojen çökellerini gösteriyor. Bunlardan daha sonra bahsedeceğim. Bunlar neojen dediğimiz son işte 20 milyon senede çökelmiş karasal sedimanlar ve volkanikler. Karasal derken bunlar göllerde çökelen, akarsulardan çökelen sedimanlar. Yani bunlar arasında denizel katkı yok, yok gibi. Şimdi burada kuzeyde geniş bir alanda şu portakal rengiyle gösterilen bu kısım var. Burası geç, Orta Eosen dediğimiz 41 milyon sene önceki çökeller. Bunların çok geniş bir dağılımını görüyorsunuz. Bunlar ta Gürcistan'dan başlıyor. Volkanikler de var bunun içerisinde. Doğu pontikleri içine alıyor. Orta pontikler de var. Kırşehir Masifi'nde var. Bu Kuzeybatı Anadolu'da var. Çok geniş bir alanda bu Orta Eosen çökelleri en genç denizel çökeller oluyor. Ya bu bölgede Orta Eosen'den sonra 41 milyon seneden sonra teyit edilmiş denizel çökel yok. Karadeniz'in tam çok kıyısı dışında. Çünkü Karadeniz 80 milyonluk denizmiş ama fazla güneye doğru bir transgresyon gözlenmemiş. İkinci büyük bir bölge burada görüyorsunuz şu mavi renkli alan var ki Doğu ve Güney Anadolu'yu kaplıyor. Bu bölgedeki en genç çökeller erken Orta Miyosen yaşında. Yani bu bölgede deniz erken Orta Miyosen'de terk etmiş. Daha sonra buraya deniz basmamış. Üçüncü büyük bölge ise Toroslar. Toroslar çok daha yakın zamana kadar deniz altındaymış. Yani geç Miyosen ve sonrasına kadar deniz altındaymış. Torosların yükselmesi, kara haline gelmesi çok daha sonra meydana gelmiş. Bir de ufak bir bölge var Trakya Havzası'nın ve çevresini kapsayan. O da Oligosen'de genç çökellerin bulunduğu yer. Fakat temelde zaten yani konuşmanın fikri bir kısmı, genel fikri şu, Türkiye'de üç tane ana bölge var kara haline gelmesi açısından. Bir tanesi kuzeyde Pontitler, İç Anadolu, Orta Eosen'de 41 milyon sene önce kara haline gelmiş. Ondan önce denizmiş. 41 milyon sene sonra burada hiç deniz basmamış. Bu tabii coğrafya açısından önemli. Çünkü buradaki nehirler geçmişe ne kadar taşıyabilirsiniz? En fazla buradaki nehirleri 41 milyon seneye götürebilirsiniz. İkinci bölge Güneydoğu Doğu Anadolu. Burası erken Orta Miyosen'e kadar yani 15 milyon sene öncesine kadar denizmiş. Sonra deniz çekilmiş hep kara haline gelmiş. Yani Fırat Dicle'nin yaşı 15 milyon sene öncesine gidemez daha geriye. Üçüncüsü ise Toroslar. Bu çok genç, enteresan. Toroslarda 2000 metrede denizel, genç denizel fosiller var. Torosların yükselmesi çok hızlı. Şimdi bunu nasıl saptadık? Buna birkaç örneklerle göstereyim. Evet, bu söylediklerimi toparlıyor. Üç tane ana bölge var. Kuzeyde Orta Eosen 41 milyon yıl. Doğu Anadolu, Güneydoğu, Erken Miyosen,
15 milyon yıl. Toroslar en genç 8 milyon yıl veya daha genç. Şimdi bunlara bakalım. Şimdi bunlar tabii nasıl saptandı? Yani bunlar MT haritası baz alındı. Bu haritaya göre tek tek lokasyonlara bakıldı. Şimdi lokasyon derken yani yaş nasıl veriyoruz? Burada hemen %90'ı bir stratigrafik veriler. Yani fosil verilerine dayanıyor. Çünkü en sağlam veriler bunlar oluyor. Ve bunları test edilebilir bir şekilde sokmak için bunları tek tek numaralandırdık. Şimdi burada her bir numara bir lokasyona ve bir çalışmaya ve birkaç çalışmaya karşılık geliyor. Ve bu çalışmalar da bir tablo halinde, bir çizelge halinde verildi. Yani bunlar komple edildi. Yaklaşık 300-400 tane kaynakça var. Mesela bir örnek verelim. Burada mesela şu numarayı bakalım. Burası Safranbolu Havzası. 13, 15 ve 52 numaralar bu noktadaki biyostratigrafik verileri veriyor. Mesela bu çizelgelerin parçası. Mesela şu 13 numara bu Safranbolu Kastamonu, bu Safranbolu formasyonuymuş. Burada 30 metre kalın sığ denizler, karbonatçı zengin silt taşları ve kumlu kireç taşları varmış. Bunlarda bentik yani sığ denizel foramlar var. Bunlara göre bunun yaşı SPC yani bunlar sığ denizel bentik zonlar 12 oluyor. Bir de nanoplankton zonu 15'e geliyor. Bu da bununla ilgili referans. Dediğim gibi yani burada 300'e yakın referans var. Hepsi tek tek hassas bir şekilde kontrol edildi. Yani bu sağlam bir veri seti oluyor. Mesela bunu örnek verelim. Ercan Bey burada bu Safranbolu değil de bu daha güneyde, Nallan güneyinde. Mesela arazi, mesela şu alttakiler akarsu kökenli kum taşları. Bu üzerindeki denizel karbonatlı kum taşları. Neden? Burası tam transkrasinin olduğu yer. Neden denizel diyoruz? Çünkü bunlar içerisinde foramlar var. Yani denizde yaşamış canlılar var. Ve bunları inceleyen paleontologlar oldukça hassas yaş veriyor. Mesela bu tabakanın yaşı erken lütesyon yani 48 ile 45 milyon yıl arasında. Yani o yüzden Türkiye'de oldukça sağlam bir biyostratigrafik veri seti var. Bilhassa Senezoik yani son 65 milyon ve Kratese için. Yani bu tip bir çalışmayı mümkün kılıyor. Evet, yani bu sonuçta Batı İç Anadolu Pontitler Orta Yösen'den beri kara halinde. İkinci alan ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu. Buradaki en genç sedimanların yaşı ise dediğim gibi erken ve orta miyosen. Erken orta miyosenden daha genç teyit edilmiş yaş bu bölgede bilinmiyor. Burada da yine bu yaşlar oldukça çok sayıda noktaya bağlandı. Her bir nokta bu bölgedeki biyostratigrafiyi veriyor. Mesela buna bir örnek verelim. Şu Muş Havzası'ndaki oligosen-miyosen çökelleri, bu 101 numara oluyor. Bu çökelleri arazi görmek mümkün. Bunlar daha çok oligosen silt taşları Muş Havzası'nda. Bu üzerine gelen ise miyosen yaşındaki kireç taşları. Burada gene bakarsak buraya Muş Havzası'nda mesela Sancak ve diğerleri buradaki yaşları veriyor. Yani o Akıtenya'ya kadar çıkıyor, alt miyosene kadar. Ve lokasyon veriyor. Yani bunlar oldukça hassas tespit edilmiş yaşlar. Yani Doğu Güneydoğu Anadolu'da erken orta miyosenden beri kara halinde. Yani Fırat Dicle'nin yaşı en eski 15 milyon yıla kadar gidebilir. Daha eski gidemez. Şimdi üçüncü bir bölge. Bir de şuraya geçelim. Pardon. Bir şey atlandı. Bir dakika. Evet. Oligosen'i atladım. Oligosen'i burada bahsedelim. Oligosen yaşlı en genç oligosen olduğu söylenen sedimanlar sadece Trakya Havzası'nda hemen hemen. Bir de şu bölgelerde az miktarda var. Yani bunlar ufak bir bölgeyi teşkil ediyor. Oligosen'de çok büyük bir alan kara halindeymiş. Toroslar ise daha çok geç miyosen denizel sedimanlarının yüzeyliği bir alan. Bu çok ilginç. Ta burada Beydağlarından başlayıp ta Maraş'a kadar gidiyor alanda. Yani burada çalışanlar biliyor en zirvelerde
kireç yaşları var, genç kireç yaşları var. Gene bunlar tek tek numaralandırıldı. Mesela bu Mut Ermenek bölgesi, şu üstteki kayalar, bunlar miyosen yaşındaki genç denizel kireç yaşları. Yani bunlar 8 milyon sene öncesine kadar deniz altındaymış. Bu da bölgenin çok hızlı bir şekilde yükseldiğinin sağlam bir verisi. Mesela burada yine bu alttaki Toros Jura Kretisi karbonatları, yine Mut bölgesinde. Bunun üzerine gelen yatay konumlu miyosen kireç yaşları. Bu bölge böyle hap diye yani yükselmiş çok hızlı bir şekilde. Evet, bu haritayı genel gene gösteriyorum. Burası Eosen, Orta Eosen'den beri kara halinde. Burası Oligosen'den beri kara halinde Trakya Havzası. Burada ufak tefek Oligosen mostraları var. Şurası Alt Orta Miyosen'den beri kara halinde. Şurası da Miyosen'den beri kara halinde. Şimdi ikinci bir enteresan soru bundan sonra. Şunu düşündük, acaba bunlar kara halindeyse buradaki neojen dediğimiz, yani daha çok miyosen yaşında, pliyosen yaşında sarıyla gösterilen çökellerin yaşları ne? Bunlar tüm miyoseni mi kapsıyor? Yoksa miyosenin bir parçasını mı kapsıyor? Oligosen var mı bunlar içerisinde? Bunların yaşını saptamak daha zor. Çünkü bunlar denizler olmadığı için bunlarda fosil bulmak çok daha zor. Burada bulunan fosiller daha çok memeli fosilleri oluyor. Memeli fosiller aslında iyi yaş veriyor, fakat bunlar karası olduğu için bunlar genel olarak takip edilemiyor. Yani normalde bir formasyonu yüzlerce kilometre takip ederseniz, birkaç yerde yaş bulursanız o bölgenin genel gelişimini anlayabilirsiniz. Halbuki neojende bu mümkün değil. Çünkü neojende ufak göller var, akarsular var, genel olarak değişebiliyor. Gene de en iyi yöntem bunda memeli yaşları. Biz de memeli yaşlarına baktık. Evet, bu zaten söylediğimi gene tekrarlıyor. Bu gene buradaki sarı renkler miyosen çökellerini gösteriyor karasal. Ne kadar yaygın olduğunu görüyorsunuz. Yani bunlar önemli ekonomik açıdan. Yani Türkiye'deki bütün bor yatakları, kömür yatakları bu miyosenler içerisinde, karasallar içerisindedir. Bunların yaşları ne? Bunların yaşları ne? Çünkü burası Oligosen'de Türkiye ne durumdaydı? Acaba karasal çökelim var mıydı, yoksa hep aşınma alanı mıydı? Miyosen nasıldı? Bu açıdan bunların yaşları önemli. Fakat dediğim gibi bunların yaşlarını saptamak kolay değil. Bunun yöntemi memeli fosillerine bakmak. O bakımdan gerçek Saraç'ın MTA'dayken yaptığı çok güzel bir derleme vardı. Bu derleme Türkiye'deki memeli fosil envanteriydi. Türkiye'de saptanmış memeli yaşlarını çok güzel bir şekilde çizelge haline getirmişti. Galiba bu 2011 yılına kadar gidiyordu. Biz bunu aldık, 2019-20'ye kadar güncelledik. Burada bu haritada her bir nokta bir memeli yaşına karşılık geliyor. Bu yaşlarda renk olarak kodlanmış. Mesela burada bu kavunuş olanlar Eosen yaşında. Görüyorsunuz Eosen az var. Şurada var birkaç tane. En çok burada sarı renkler var. Sarı renkler Miyosen, geç Miyosen yaşındakiler. Mavi renkler, ki bu kısımlarda yaygın, bunlar erken Miyosen yaşındaki memeliler. Oligosen yaşındakileri şu renkte gösterdik. Yani bunların gösterdiği genelde Türkiye'de daha çok Miyosen'de, ama yer yer Oligosen'de, seyrek olarak Eosen'de karasal çökelim mevcut. Bunları daha iyi anlayabilmek için bunları histogram olarak gösterdik. İşte bunlar gene her bir nokta numaralandırıldı. Gene bir çizelge var. Bu çizelgede her bir noktadaki memeli yaşını ve kaynağını bulabiliyorsunuz. Mesela burada mesela Afyon Sandıklı Kaplıcası'nda geç pliyosen memeli fosilleri var. Bu Saraç'ın bahsettiğim 2003 yılındaki derlemesi. Bu Afyon Sandıklı'da yine geç miyosen var. Bu da Zickenberg'in 75 yılındaki çalışması. Bu ise tüm memeli yaşlarını gösteriyor. 300'den fazla farklı noktadan memeli yaşı derlenmiş vaziyette.
baskın olarak memeliler zaten miyosen yaşında. Oligosen yaşında memeli az var, az lokasyon var. Eosende de daha da az var. Bunlara bakarsak genelde miyosende, yani erken miyosenden pliyostosene kadar yaşların nispeten homojen bir şekilde dağıldığını görüyorsunuz. Geç miyosende bir zirve var, bir de en erken miyosende az sayıda yaş var. Bunun dışında nispeten homojen bir dağılımı var. Bu gösteriyor ki yani Anadolu'nun büyük kısmında miyosende karasal koşullar egemenmiş. Yani bugünküne benzer. Bugün mesela Tuz Gölü'nde veya Eğridir, Beyşehir göllerinde değil mi karasal çökeller oluşuyor. Ve Kızılırmak değil mi Fırat, bunlar gene akarsu çökelleri depoluyor. Miyosende yani son 22 milyon senedir benzer bir, belki daha büyük ölçekte benzer bir proses söz konusuymuş. Karasal çökelim var. Aynı bölgede belki sürekli çökelim yok ama farklı bölgeyi ele alırsanız hemen hemen miyosende bugünküne benzer bir çökelim söz konusu. Üçüncü bir nokta ise magmatik kayalar. Şimdi miyosen çalışanlar bilir, miyosende, geç oligosen miyosende çok yaygın bir magmatizma var Türkiye'de. Yani tüfler var, volkanik kayalar var, bazaltlar, andezitler var, sokulumlar var, granitler var. Çok geniş bir magmatizma söz konusu. Bu magmatizmayı derleyen bir harita var. Beta'dan yayınlamıştı. Bu Türkiye magmatik haritası. Buradaki renklere bakarsak, buradaki sarı renkler ki en geniş alanı kaplıyor. Bunlar dediğim gibi miyosen yaşındaki volkanikler. Miyosen, pliyosen, volkanik. Bunlar ta Biga Yarımadası'ndan başlayıp ta Kars'a kadar uzanıyor geniş bir bölgede. Bunlar bu neojen karasal çökelimiyle iç içe. Bunların yaşlarını da derledik. Bundan önce başka derleme çalışmaları da vardı. Onları birleştirdik. Bir neojen magmatizma dağılımı haritası çıkardık. Artık histogramı çıkardık. Bu magmatik kristalleşme yaşları. Dikkat edin, miyosende çok, miyosen ve günümüze kadar çok büyük bir yoğunluk var. Bunlar her biri tek tek yaş. 811 tane yaş derlendi. Oligosende bir seyreklik söz konusu. Bir de orta eosende yoğun bir magmatizma var. Paleosende çok az var. Yani magmatizma karasal çökelime biraz benzerlik gösteriyor. Mesela miyosende karasal çökeller de yaygındı. Aynı şekilde miyosende volkanizma yaygın. Oligosende karasal çökeller daha az, volkanizma daha az. Paleosende her ikisi de az zaten. Yani magmatizmayla karasal çökelim eş olarak gidiyor. Bu üçüncüden sonra bir de dördüncü bir noktaya değdik. O nokta biraz daha karışık, onu biraz daha açıklayacağım. Bu da yükselmeyle ilgili bir, kayaların yükselmesiyle ilgili bir süreç. Şimdi burada üç tane terim var. Onları açıklayayım. Bir tanesi yükselme, uplift. İkincisi aşınma, üçüncüsü yüzeyleme. Bunlar birbiriyle benzer fakat farklı terimler. Bunu bir şekilde göstereyim. Mesela şurası yeryüzü olsun. Sıfır metre. Şurası bir eski, eksi 5 kilometre, 10 kilometre, 15 kilometre. Bu yeryüzünden almış bir kesit. Yer küreden almış bir kesit olarak düşünün. 15 kilometre derinlikte. Aşağı doğru sıcaklık artıyor. Bildiğiniz gibi jeoterm bağlı olarak. Diyelim ki 5 kilometrede sıcaklık yaklaşık 150 derecedir. Şimdi bölgeyi yükseltirseniz bu şekilde. Diyelim bölge burada yükseliyor. Bu 150 derece olan kayalar da yükseliyor. Fakat kayalardan ısı iletimi çok yavaş olduğu için bu kaya buraya gelse bile sıcaklığını muhafaza ediyor. Yani bu yükselme anlamına geliyor. Mesela Everest yükselmiş, 8 kilometre yükselmiş ama 8 kilometre derinde kayalar hala sıcaktır. 150-200 derecedir. Şimdi bu yükselttiğiniz bölgeyi aşındırırsanız o zaman bu daha derindeki kayalar yüzeye çıkacak. Buna da yüzeyleme, İngilizce exhumation dedikleri. Exhumation, uplift artı erosion oluyor. Yükseltiyorsunuz, aşındırıyorsunuz. O zaman daha derindeki kayalar yeryüzüne geliyor. Bunu ölçmek mümkün termokronolojik olarak. Çünkü burada bu kaya burada 150 derece, burada iniyor 20 derece yeryüzü sıcaklığı. Bu sıcaklık değişimini mineral üzerinden tanımlamak, tespit etmek mümkün.
Buna da termokronoloji deniyor. Yani düşük sıcaklık termokronolojisi. Kayaların ne zaman yükseldiğini saptamak mümkün oluyor. Bunun en kullanılan yöntemi apatit füzyon iz yöntemi var. Bu yöntemde apatit mineralı içerisindeki bazı izler ölçülüyor. Şimdi apatit içerisinde uranyum mineralde uranyum elementi var. O bozuşuyor 120 derece üzerinde iz yaratıyor. Fakat apatiti 120 derece ısıtırsanız bu izler kayboluyor. Apatit 120 derecenin altına düştüğü anda izler baştan belirlemeye başlıyor. Mesela apatiti incelerseniz kayanın ne zaman 120 derece yaklaşık altına düştüğünü bulabiliyorsunuz. Yani 120 derece sıcaklık da yaklaşık 3 kilometre derinliğe tekabül ediyor. Yani apatit füzyon iz yaşları kayalar ne zaman en son olarak 3 kilometre derindeymiş bize basitçe onu veriyor. Yani o da exhumation'i açıklıyor bize. Bu da çok kuvvetli bir yöntem. Yani bu bahsettiğim biyostratigrafi ile beraber ele alınca bayağı enteresan bilgiler veriyor. Mesela buna bir örnek verelim. Mesela bunu gösteriyor aynı şekilde. Bu bir kaya düşünün. Bu kaya yaklaşık 25 milyon sene önce çökelmiş. Sonra derine gömülmüş. Görüyorsunuz bu 4, 12, 20 kilometre. Kaya derine gömülünce tabii ısınıyor. Isınınca da başkalaşım geçiyor, metanoz geçiriyor. Ve burada en yüksek sıcaklığa ulaşıyor. Derin 550 derece. 15 milyon sene önce. Bu farazi bir kaya. Daha sonra yükselmeye başlıyor. Ve en son olarak işte 8 milyon sene önce yeryüzüne çıkıyor. Yani bu böyle farazi bir eğri. Ama kayaların çoğu böyle bir eğri geçiriyor. Şimdi o zaman değişik yöntemler kullanarak kayaların ne zaman yeryüzüne yaklaştığını bulmak mümkün. Mesela apatit füzyonu izledik ki kaya ne zaman 120 derece altına iniyor. Eğer bu kaya üzerinde apatit füzyonu iz yöntemi kullanırsak elde edeceğimiz yaş 9 milyon yıl yaklaşık. O zaman deriz ki bu kaya 9 milyon sene önce işte 3-4 kilometre derindeymiş. Eğer muskovit yaparsak elde edeceğimiz yaş 17 ve 13 milyon sene. O zaman deriz ki bu kaya 13 milyon sene önce 500 derecenin altındaymış. Bu bayağı kuvvetli bir yöntem. Bu şekilde kayaların nasıl yeryüzüne yükseldiği tespit etmek mümkün. Ne hızda yeryüzüne yükseldiğini saptamak mümkün oluyor. Evet, apatit füzyon yaşları kayaların en son ne zaman 120 derece sıcaklıkta olduklarını, yani yaklaşık 3-4 kilometre derinlikte olduklarını gösteriyor. Mesela buna bir örnek verelim. Mesela bu Finlandiya'dan. Şimdi İskandinavya oldukça duraylı bir bölge. Yani çok eski kayalardan oluşmuş. Pek hareket geçirmemiş bir bölge. Bu bölgedeki apatit füzyon iz yaşlarına bakarsak çok yaşlı. 586 milyon yıl, 527 milyon yıl, 659 milyon yıl, 756 milyon yıl. Yani bu bölge 500-600 milyon senedir durayla, yani buradaki kayalar en son 500-600 milyon sene önce 3 kilometre derindeymiş. 600 milyon senedir burada bir şey olmamış. Türkiye ise bamba. Türkiye çok daha genç bir ülke, genç bir bölge. Şimdi biz Türkiye'de yapılan tüm apatit füzyon iz yaşlarını derledik. Türkiye'de hemen hemen en yaşlı apatit füzyon iz yaşı genelde Jura Kratisi'ye geçmiyor. Yani 160 milyondan daha genç. Finlandiya'ya bakın, en yaşlı, en genç 450 milyon yıl. Yani Türkiye'nin ne kadar dinamik bir bölge olduğunu gösteriyor. Şimdi burada bakarsak bu yaşlara, gene bunlar renk kodlu. Bunları tek tek göstereceğim. Bu yeşiller Kratese, bunlar en kuzeyde. Yaş yok çünkü bunlar çoğu sedimenter kayalar. Bir de Torosların yükselmesi daha genç. Bir de Toroslardan veri eksikliği var. Şimdi bunları tek tek bakalım. Şunlar Kratese, hop geri daha gidelim. Şunlar Kratese yaşları. Bunlar Pontitler'de var. Pontitler en yaşlı orojen. Bu bölgedeki noktalarda Kratese'de, yani yaklaşık 70 milyon sene önce bu kayalar 3 milyon derinlikteymiş. Şunlar ise Paleosen-Eosen yaşları. Bunlar çok daha yaygın. Çünkü Paleosen-Eosen'de bu pontitler güneyle çarpışmış. Ona bağlı olarak burada hızlı bir yükselme var. Yani Anadolu'nun çoğunda yükselme Paleosen-Eosen yaşında. 45-50 milyon yıl yaşında.
Oligosen yaşları da daha çok Kuzeybatı Anadolu'da var. Bir de bu Sivas çevresinde bulunuyor. Miyosen yaşları ise daha çok bu Menderes Masifi gibi, Kaz Dağı, Uludağ gibi çekirdek komplekslerde var. Bir de Bitlis Masifi'nde gözleniyor. Onun dışında pek fazla yok. Bunları toparlarsak bir histogramda 335 tane yaş burada gösteriliyor. Burası yaş, kaç tane yaş aldı? Burası da jeolojik yaş, milyon sene olarak. Burada Paleosen'de hızlı bir yükselme var. Ona bağlı olarak bu yaşlar burada yoğunlaşıyor. Daha sonra Eosen'de fazla bir şey yok. Biliyoruz çünkü Eosen'de bir transgresyon var. Daha sonra Oligosen yaşları var. Ve de en çok bu Miyosen yaşları var. Bu Miyosen yaşları daha çok Kaz Dağı, Uludağ, Menderes'ten geliyor. Bunlar farklı bir genişlemeli tektonik sonucu yükselmiş bölgeler. Yani bunlar biraz farklı bahsettiğimiz olaylar. Şimdi hepsini toparlarsak, sonuçlara gelirsek, İç Anadolu'nun yükselip aşınması Paleosen, Erken Eosen'de meydana gelmiş oluyor. Bu da termokronoloji bunu gösteriyor. Orta Eosen'de daha sonra İç Batı Anadolu denizle kaplıyor. Çok çok yaygın Orta Eosen çökelleri var bölgede. Fakat Orta Eosen sonlarına doğru 41 milyon sene önce deniz bir daha gelmemek üzere İç Anadolu'yu, Batı Anadolu'yu, Pontitleri terk ediyor. Ondan sonra deniz gelmiyor. Daha sonra Geç Eosen'den günümüze kadar karasal dönem ikiye ayrılıyor. Geç Eosen, Oligosen'de genel bir çökelmezlik evresi var. Bu bölgedeki bu zaman aralığındaki yaşlar, karasal yaşlar fazla değil. Miyosen'den günümüze kadar yaygın karasal çökelim volkanizma var. Ki bence günümüzdeki şimdiki ortam Miyosen'dekine benziyor. Veya Miyosen şimdiki ortama benziyor. Toroslar bir anomali farklı. Geç Miyosen'e kadar deniz altında bir volkanizma yok Toroslar'da. Yani İç Anadolu'da, Batı Anadolu'da, Pontitler'de yaygın Miyosen volkanizması var. Buna karşılık Toroslar'da öyle bir şey yok. Yani Toros'un tektoniği bayağı farklı. Genç tektoniği çok farklı. Şimdi son olarak neden yükseldi Anadolu? Bu konuda değişik modeller var. Şimdi modellerden fazla bahsetmeyeceğim. Fakat birkaç tane noktaya değineceğim. Bazı modeller tüm Anadolu'yu tek parça olarak yükseltiyor. Yani mesela o bizde Oğuz Göğüş Bey'in yaptığı bir model var. O modelde Anadolu platosu yani Akdeniz'den Karadeniz'e kadar tek parça olarak yükseliyor. Bunun nedeni de modele göre platonun altındaki bir litosferik bir parça kopuyor. Onun yerine gelen sıcak, astrosferden gelen sıcak kütle burayı yükseltiyor. Ama bu modelin doğru değil. Çünkü biliyoruz ki Torosların yükselmesi çok daha sonra bir olay. Yani Toroslarla İç Anadolu aynı zamanda yükselmemiş. İkinci bir model ki daha belki gerçeğe yakın. O da buradaki çarpışma ile ilgili. Şimdi güneyde bir Dalmat Mazuru var Kıbrıs güneyinde. Pek aktif değil ama geçmişte aktifmiş. Geçmiş derken birkaç milyon sene öncesine kadar bu Girit güneyindeki aktif. Şimdi bu çarpışma zorunda ufak bir tane burada kıta parçası var. Eratosthenes denizaltı tepesi deniyor. Bu Kıbrıs'ta çarpışıyor. Buradaki hendeğe girmeye başlamış. Ona bağlı olarak buradaki Dalmat'tan biraz durulmuş. Aynı şekilde Kıbrıs'ın yükselmesi de buradaki Eratosthenes'in çarpışmasına bağlı. Kıbrıs yani bilhassa Kıbrıs'ın güzey Mezaroya havzası falan çok Pliyosen'e kadar denizmiş. Çok genç onun yükselmesi. Bu çarpınca buradaki Dalmatta zonu duruyor. Ona bağlı olarak dalan litosfer kopuyor. Okyanusal litosfer. Ona bağlı olarak Toroslar yükseliyor. Bu model şöyle bir model. Burada işte Eratosthenes şu denizaltı tepeciği. Hendek'e girmeye çalışıyor. Burada çarpışma var. Ona bağlı olarak Kıbrıs yükseliyor. Ve Toroslar yükseliyor. Burası kopuyor. Koptuğu için aynı zamanda alttan gelen sıcak kütle, astronosferden gelen sıcak kütle bu Kapadokya'daki volkanizmayı yaratıyor. Bu model biraz daha doğru tarafı var. Yani Torosların yükselmesini bir şekilde açıklıyor. Peki Güneydoğu Doğu Anadolu'nun yükselmesini nasıl açıklayabiliriz?
Şu bölge çünkü Miyosen'e kadar deniz altında, sonra Miyosen'in sonlarında yükselmeye başlıyor, geç Miyosen'de. Burada en mantıklısı bu Arabistan Avrasya çarpışmasına bağlarız. İlk başta göstermiştim Doğu Akdeniz'le Hint Okyanusu, Basra Körfezi yaklaşık 15 milyon sene öncesine kadar bağlantılıymış. Yani buradan gemiye binseniz Basra'ya gidebilirmişsiniz. Daha sonra Arabistan çarpınca Anadolu'yu bu bağlantı kesilmiş. Hatta Memeliler buradan Anadolu'ya geçmişler. Bu çarpışma tabi bu bölgenin yükselmesine yol açmış. O yüzden bu bölgenin Güneydoğu'nun yükselmesi büyük ölçüde buradaki çarpışmaya bağlı. Yani burada üç tane farklı mekanizma var. Bir şey olmasa iki tane farklı mekanizma var. Buradaki yükselme, buradaki çarpışmaya bağlı ve kopan okyanus litosferine bağlı. Buradaki yükselme ise muhtemelen Arabistan Avrasya çarpışmasına bağlı. Şu kuzeydeki yükselme daha enteresan. Bunun kaynağı tam bilinmiyor ama muhtemelen Eosen sonrası ve Eosen sırasında geç Eosen'deki düşük açılı yatay dalmatmaya bağlı olabilir. Düşük açılı dalmabatma sıkışma yaratıyor ve bölgeyi yükseltiyor. Ama bu konu hala biraz açık. Şimdi, evet. Evet, üç tane farklı mekanizma var muhtemelen. Toroslar için dalan litosferik lafının kopması, Doğu Güneydoğu için Arabistan Avrasya çarpışması, Anadolu platosu için yatay dalma batma. Bu son slide'dı galiba. Teşekkür ederim. Sorular varsa cevaplarım. Bu bizim oda biraz modern, böyle hareketsiz kalınca ışıklar kapanıyor. O yüzden biraz el kol hareket edince ışıklar açılıyor. Işıkları açıp geliyorum.